Selam arkadaşlar. Bugün Asmodeus etkinliğinin birinci safhası bitiyor. Şöyle etkinlik bölümünden baktığımızda 11 dakika kaldı. 11 dakika sonra artık ölü alev atmayacak. Ölü alevleri topladık. Şöyle baktığımızda bizim 785 ve indirdiğimiz işte biraz ölü alevler var. Bunları neye göre indiriyorum? Zaten 999'dan fazla yapmayacaksınız. İndirmeyin. İkinci safhayı yaparken kullanırsınız. Ona göre karar verirsiniz. Ama tabii daha fazla kasıyorsanız indirmeniz gerekiyor aşağıya. Tabii neye göre indiriyorum? Bir kere ilk girişte 3 tane siyah mektup veriyorsunuz. Sonraki bosslarda bu öncü bosslar var 4 tane. Hem kostüm başlığı hem kostüm hem de silah fişi bir de o lanet var. Lanetten kurtulmanız için bir şey veriyor. 4 tane boss'u kesiyorsunuz ve Asmodeus'a girmeye hak kazanıyorsunuz direkt. Onları kestikten sonra kostüm setleriyle beraber bayağı güçlü oluyorsunuz ve Asmodeus'a giriyorsunuz. Ve o 4 boss'a girmek için 10'ar tane 40 tane de orada siyah mektup gerekiyor. Yani 43 tane siyah mektup gerekiyor en az arkadaşlar. O yüzden 43 tane siyah mektubu zaten direkt verebilirsiniz. Hayat suyu da içeride Asmodeus'ta öldüğünüzde kullanıyorsunuz. İlk öldüğünüzde 1, ikinci öldüğünüzde 2, sonra 5, sonra 10'a gidiyor ve 10'da sabitleniyor diye biliyorum. Yani onu zaten denedikçe görürsünüz kaç tane yediğini. Tabi her Asmodeus'a tekrar girişinizde o baştan başlıyor. Yani atıyorum bir tanesine girdiniz 4-5 kez öldünüz 10'a geldi. 10 tane alıyor her seferinde. İkinci Asmodeus'a girdiniz o tekrar 1 oluyor. Ölü ruhu da Asmodeus'a girerken oradaki bir tane işte NPC var. Ona NPC'ye veriyorsunuz. 20, 40, 60 veya 80 veriyorsunuz. Bunların karşısında Asmodeus'un yüzdesi olarak canı azalıyor. Yani 20'de sanırım %20 mi %10 mu ne azalıyor. Orada yazıyor yüzdeleri. 80'de %90'a kadar canı azalıyor herhalde 80 tane verince. Mesela çoklu Asmodeus keseceksiniz içeride arkadaşlar. Yani girdiniz. Ben orada ölü ruhunu kullanıyorum 80 taneyi. Canı zaten bayağı azalıyor. Damage'in zaten yüksek. 300k falan vuruyorum. Yani 2-3 saniyede bir Asmodeus kesiyorum. Ve böylelikle hani bir girişte yarım saat 40 dakika falan orada oyalanıyorum. En az 50-60 tane sandık alıyorum. Zaten bir iki sefer uzun süre yapmam yeterli. Gerisi sadece bir kez girip bir Asmodeus kesip oradan kurtuluşa gidip kurtuluş metnini kesiyorum. Kurtuluş metnine lanetleme anahtarı artı falan filan atabiliyor. Tabi bir de görevimiz var. Görevle zaten bence bu etkinliğin değeri arttı. Dediğim gibi bu 4 tane boss'u kestiniz zaten ilk görevi yapıyorsunuz ve bunları alıyorsunuz. İkincisi 5 tane Asmodeus kestiğinizde bir tane kurtuluş metni parşömeni lanetleme anahtarı artı alıyorsunuz. Kurtuluşa gittiğinizde orada çağırıyor. Zaten bir tane otomatik kendisi atıyor. Eğer sizde bu parşömen varsa siz de çağırabiliyorsunuz. Sıra. Kaç tane? İşte iki tane kurtuluş metni imha ettiğinizde bunları veriyor. Lanetleme kalkanı başarılı oluştur. Bir tane Asmodeus'un yelesi çıkarabilirseniz sandıklardan ya da satın alırsanız bir şekilde Apple'e de geliyor bazen. Bir tane kalkan üretip bunlardan alabilirsiniz. Sonra bir kez de yükseltirseniz burada 5 tane kutsama var gayet güzel. Bunu alabilirsiniz. Eğer 30 tane Asmodeus ve 10 tane kurtuluş metninde imha ederseniz bunları alırsınız. Gayet güzel ödüller. Mesela taktiksel olarak şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki ya 10 tane kurtuluş metni ancak kesebileceksiniz bir etkinlik sürecinde. Bunlar burada günlük yenileniyor arkadaşlar. İşte 30 tane kesebilecekseniz de en fazla 10 tane de kurtuluşa gidebilecekseniz. Atıyorum bir gün sadece 5 tane Asmodeus alt edin ve 2 tane kurtuluş metnini imha edin. Bu görevlerin ödüllerini alın, bekleyin. İkinci gün tekrar bu görevleri yapın. Üçüncü gün tekrar bu görevleri yapın. Dört gün işte 10 olacak şekilde yani biraz daha kesebilirsiniz tabii. 4 kere 2'den 8'de kalırsınız. 10 olacak şekilde yapın. Ve böylelikle bu ödülleri de almış olursunuz her gün tekrar. Hani hepsine gidip bir günde işte 10 tane kurtuluş metni kesebileceksiniz. 10 tanesi de bir günde kesmeyin arkadaşlar. Yani şunları birkaç kez alabilmek varken neden tek bir sefer alabilin? Bu da taktiksel bir ilerleme sağlar size. Asmodeus'a gireceğiz ve şamanın görevlerini yapacağız. Orada hemen bir pet alma olayı var. Oto toplama peti. Onunla da parçaya bırakacağız. Bu geceyi boş geçirmesini istemiyorum. O yüzden şu an kayda girdim. Süremiz ne kadar var? Daha 6 dakikada olmadan bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Burada bir başka görevimiz daha var. Nerede o? Şurada Sunkma istilası. Burada Sunkma istilası sandığı var. Bunun içinden işte güçlü ekleme çıkabilir. Bir tane sarı parlak parça çıkabilir. 3 tane Titan plaka çıkabilir. En iyi de herhalde 5 tane altın ot atıyor arkadaşlar. En iyi onu atıyor. Böyle zaten görevlerin ne olduğu yazıyor. Sunma istila portalına katılmanız gerekiyor sürekli. Bir tane Titan kemeri oluşturursanız da size bir tane Titan kemeri veriyor ve bunları veriyor.
Sen kemer oluşturmak bence kolay değil. Bir tane parıltılı beyaz inci istiyor bir denemeye. Sanırım bir denemesi de %50 ihtimalle mi ne geçiyor? %30 da olabilir. Ona bir bakmak gerekiyor. Ve sonrasında yükseltirseniz de 5 tane kutsama veriyor. Yani bir yükseltme arkadaşlar, ilk yükseltme sanırım 10 tane titan plaka istiyor. Şu an titan plaka 1 won'dan pahalı. Yani 10 won zaten bir yükseltme istiyor. Bundan 5 tane alıyorsunuz. Yani çok da bana karlı gelmedi şu son ikisi ama yani yapılabilir. En azından denemek amaçlı. Eğer özellikle hani güzel bir kemer elde etmeye çalışıyorsanız bunları yapın. Ama kemer amacınız yoksa çok da uğraşmaya değmez. Şu sandıkları da bir alalım arkadaşlar. Bakalım ne verecek bize. Aldık mı? Gül başarılı alındı. Aldık, bu posta kutumuza gitti. Posta kutumuza geldik. Şu tümünü kabul et diyelim. Neler geldi böyle? Evet, oradaki ödüllerimiz geldi. İki kez falan alabilmişiz gerçekten. Kaç kez yapınca tekrar mı verdi? Anlayamadım orayı pek ama. Neyse. Zamanla daha iyi anlarız. Bunları da bir petimize hemen hızlıca yedirelim. Bu arada pet kasılır arkadaşlar. 90'dan 105'e 150 won'a peti kasıyorum. Petini getirene ve 150 won verene bunların hepsini kasarız. Fark etmez hangi pet oldu. Ortalama bir hafta içinde de teslim ederim geri peti. Şimdi bunları yedirdik. Yerimiz açıldı. Şu 3 sandığı bir açalım. Ne çıkacak? İlkini açtık. Arttırma kağıdı. İkincisi güçlü ekleme ve sonuncusu ev su nesnesi verdi. Başka da sandığımız yok herhalde. Şöyle bir bakayım. Burada üçlü vermiş bir tane. Bir görevimizde üçlü almışız demek ki. Tecrübe yüzüğü, yeşil parlak parça ve kutsal parça. Bu çok dandik çıktı. Zaman kaskımızda arkadaşlar 10 rüzgar, 20 şeytan vardı. Artık bizim rüzgarla bir işimiz yok. Şeytan da 20 tek başına pek bir şey ifade etmez. Hatta ölümsüz gelirse çok güzel olur Asmodeus için. Hemen şöyle bir değişiklik atacağım. Şimşek de gelirse bırakacağız. Şimşek 10 geldi. 20 şeytan, 10 ork, 10 hayvan. Aslında güzel ama şimşek 40 istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle 15 istiyorum. Geçtik. Ölümsüz 20, şimşek 10. Yani ölümsüz 20 olduğu için şimdilik kalacak. Bunu Asmodeus'ta kullanacağım. Damage'imi arttırsın. Şamanımıza geldik. Burada şamanda işte ölümsüz ne varsa arkadaşlar takmaya çalıştık. Ve aynı zamanda badge savunma. Kaskımızda badge savunma yok. Ben sadece berserkerliği taktım. Bu şunların çok bir anlamı yok. Zaten kostümleri değişeceğiz içeride. Şöyle buraya gelip biraz şey yapacağım arkadaşlar. Karanlığın güç özütü. Şöyle bir. Biraz da direnç özütü yapacağım. Şöyle yapalım. Bakalım neler çıkacak. Ne çıktı? İşte 1 dakika 8 gelebilecek en kötü. Zaten vardı. 2 tane gücümüz var. Savunmalar çok iç açıcı değil ama kötü de değil. Yoktan iyidir. Bir de ben burada karanlığa karşı güçlü, yani direnç veren bir balık var arkadaşlar. Onu alıyorum. Balığı alırken bir tane daha direnç özütümüz varmış Yançar'da. Balık dediğimizde ızgara kral yengeci arkadaşlar. 10 karanlık direnç veriyor. Geçen videomuzdan yarım kalan bazı artı basmalar vardı arkadaşlar. Ve bir tane çift tanlıklı güneş jeti küpesi çıkardık arkadaşlar. Şu sandıklardan çıkmıştı. Belki yine çıkar, bilemiyorum. Ve şöyle çift tanlıklı artı basamadığımız iki tane itemimiz vardı. Şunlar da artı 4'te kalmıştı. Bakalım bunları en azından artı 7 yapmak istiyorum. Hatta bir tanesini artı 7'ye geçerse artı 8'e atacağım demeyeceğim. Şunlardan biri. Çünkü bu ikisini kullanacağız. Diğerlerini satacağız. Evet, ham metal plakalar bitti. Bu ikisi artı 4'te kaldı arkadaşlar. Şu ikisini artı 6'ya geçirdik. Şu da artı 7'de. Şu ikisini bir artı 7'ye deneyeceğiz parşömenle. Ve en son kendisini de artı 8'e deneyeceğiz. Şunu denemeyeceğiz. Bu artı 7 olursa bunu satacağız. Bakalım geçecek mi? Geçmedi arkadaşlar. Bunu daha sonra tekrar deneyeceğiz. Bakalım bu 7 olacak mı? Bu da olmadı arkadaşlar. Bunu da daha sonra deneyeceğiz. Bari sen 8 ol. Deneyelim. Evet. 5 dakikadır boşu boşuna artı basmayı denedik. Asmodeus'tan sonra otomatik toplanan peti olacak arkadaşlar. Onunla hemen bir daha önce de söylediğim gibi parçaya bırakacağım, elementer dünyasına.
Yüzük lazım. Hidra'nın yüzüğü lazım. İki çara da aldım Hidra'nın sandığı. Yaklaşık 18 wonluk şu an bir yatırım var. Yani toplam 11 tanesi 3 wondan. 66 tane sandık açacağız. 20 tanesi önce Sirid'i açacağım. Yüzük çıkarsa devamını Geralt'ta açacağım. Yüzük çıkmazsa Sirid'i açmaya devam edeceğiz. Başlayalım bakalım. Ana kadar kaydeder bir şey yok derken metali aldık. Ben ne zaman böyle olumsuz bir cümle kursam çat diye metal veriyor bu. Hep olumsuz cümle mi kursam? Metal. Olumsuz konuşmaya devam edeyim. Olumsuz bir şeyler. Bak, bu sefer yemedi arkadaşlar. Ama bir tane yüzük istiyorum. Amacım yüzük aslında benim. Vermezse açmaya devam edeceğiz çünkü. Drop'u niye bu kadar düşük burada? 12 sandığı aldık yaratıktan, hemen devam edelim. Hadi bir tane yüzük ver. Çok zorladın. Şu an sadece yüzüğe ihtiyacım var. Hakim kuşağı asil de verdi. Her şeyi veriyor. Yüzüğe ihtiyacınız olduğunu biliyor herhalde. Yüzük. Şaka mısın? Hadi. Hala yüzük yok. 10 tane daha. Bir tane yüzük istiyorum. Ver şu yüzüğü artık ya. Evet, sonunda yüzüğü verdi arkadaşlar. Gerisini Geralt'la devam edeceğim. Çünkü Geralt'ta da yüzüğe ihtiyacım var. O yüzden 4 sandığı geri Geralt'a veriyorum. 5-28 tane falan bir sandık açacağız arkadaşlar. 28 sandıkta en azından bir yüzük bekliyorum. Bunun yanında da bir tane de metal olursa en azından paramız çıkmış olur. Yüzük diyorum. Bak, metal falan değil, yüzük. Evet, yüzük geldi. Bu kadar sandıktan bakalım metal alabilecek miyiz? Bir tane metal. Hadi. Bir tane metal. Hakim kuşağı da çıkıp ikinci da aldık. Taşı. Hakim kuşağı verip duruyor. Hadi. Son iki, son. Bunu bir deneyelim. Sen de herhalde bir tane verir. Yeni verdi direkt. Güzel. Ejderha ateşi burnuna geldik. Burada öbür dünya portalı var. Buraya art 90 level girebiliyor. Zaten bu art 90 gelebiliyor. Şöyle hemen serdelim. 3 tane siyah mektup istiyor. Daha önce söylediğimiz gibi. Burada ilk girdiğinizde solda ve sağda 2 tane heykel var. Önce sağdaki işte ilk Asmodeus öncesindeki 4 boss dediğim 4 boss'u keseceğiz. Sınav seçiyoruz. Bunları sırayla ya da istediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Daha ben karıştırmamak için yukarıdan aşağı yapıyorum. Önce toprağa giriyorsunuz. Bunlardan biri daha kolay kesiliyor ama hangisi olduğunu tabi bilemiyorsunuz. Tamamen deneme yanılma. Yağımızı açtık. Bunları açtık. Eldiveni takalım. Burada çok gerekli mi bilemiyorum. Şöyle bir başlayalım bakalım. Artımızı da verelim. Bu seçeceğim. Burada toprak tılsım falan filan takabiliriz. Sanırım kolayı seçtik arkadaşlar. Çünkü bu kadar çabuk gibi. Diğeri bayağı zorluyor diye hatırlıyorum. Yani zorluyor dedim, öyle çok da değil. Yine biraz daha zor. Şimdi ilk temimizi aldık. Nereye gitti o? Şurada arkadaşlar, başlık gördüğünüz gibi. Bunun bir saati var. Şimdi yaptığımız için direkt çıkıyoruz. Yoksa 14 dakika boyunca beklersiniz. Zaten ikinci sınavımıza girelim. Gece sınavı. Her girdiğinizde arkadaşlar petinizi falan tekrar çağırmanız gerekiyor. Bunları tekrar açmanız gerekiyor. Kuruluyor çünkü. Zamanın zaten seri kesmesini beklemiyoruz. Sadece kessin yeterli bize. Evet, lanetleme çanını da alalım.
Üçüncüsü gök gürültüsü. Hemen hemen 27K vurdu. Ben de zırhımızı alalım. Son sınavımızı da yapalım arkadaşlar. Göklerin sınavı. En kolay keseni diye. Evet, 100K vuruyor. 90K. Evet. Bu arkadaşlar bir tane lanet veriyor size Asmodeus. Sağ tıkladığınızda 30 dakika boyunca o lanetten etkilenmiyorsunuz. Asmodeus'a girmeye direkt hak kazanmış olacağız. Önce ölü ruhu kullanalım. Bakın arkadaşlar 20 tane harcarsanız %20, 40, %40, 60, %60, 80, %90 yapıyor. Biz sadece bunu 2 kez kullanacağız şu an. Bir kez daha yaptık. Şu an %40 canını azaltmış olduk. Yeterli bu bize. Asmodeus anahtarıyla girmeyeceğiz. Çünkü hak ettik arkadaşlar. 4 tane boss'u kestiğimiz için şu an lanetlemeye sayet edebiliyoruz. Geldik lanetlemeye. Burada ölürsek buradaki hayat suyundan kullanacağız. Hemen geldi boss'a. Yuvarlaklardan kaçtığınız sürece kolay kolay ölmezsiniz. Biraz vuruyor bize. Böyle şunları kullanalım arkadaşlar. Vuruşları azalsın. Bayağı sağlam vuruyor. Kaskımız olması gerekiyor. Kaskı zorlayacak. Yine de biraz yavaş gidiyor. Ama keseriz gibi geliyor bana. Burada bir yaşam basarsak neden olur? Evet, biraz zor kesiyor arkadaşlar şamanımız ama kesiyor. Zaten şamanda sadece birkaç kez kurtuluşa girip otomatik toplama petini almak için yapıyor. Canı çok azken arkadaşlar herhalde kritik falan vuruyor. Çünkü bazen like'ını da yatırıyor. Mesela ölü ruhu kullanacağız. Pardon. Hayat suyu kullanacağız. Bakın bir tane hayat suyu kullandı. Tek atmadan bizim onu öldürmemiz gerekiyor. Bakın. Vuruyor bir de çekiyor. İkisi peş peşe vurunca öldürüyor bizi. Bir kez daha kalkalım. Zaten sanırım öldürecek. Bakın ikinci de 3 tane hayat suyu kullandı. Evet, lanetleme sandığını aldık. Daha fazla bizi zorlamasın arkadaşlar. Çünkü yavaş kesiyor. Ben direkt çıkıyorum. Artık kurtuluşa gitmeye hak kazandık. Şöyle geldim buraya. Kurtuluşa seyahat et diyorum. Burada bir tane metin var. Buna geldik. Burada ölmemeniz gerekiyor. Ölürseniz size direkt aşağıya atıyor. Canlanamazsınız. Sen biraz daha dikkatli savaşmanız gerekiyor. İnek üstünde savaşabiliyorsunuz burada. Böyle biraz daha yavaş kesiyorlar. Çok slot birikmesin. Sonra stun falan atarlar. Demiyorum. Kaç kez başıma geldi. Yatacak gibi durmuyor. Bazen lag giriyor falan bir şey. Gördüğünüz gibi kestik. Ne düştü? Lanetleme anahtarı düştü. Bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar pet yapmakta şey yarıyorlar. Diğer yöntemde arkadaşlar tekrar bu dördünü yapıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ya da direkt burada anahtarla Asmodeus'a girebilirsiniz. O anahtar dediği arkadaşlar şu. Bende iki tane var. Biraz elde etmesi zor. Eğer süreniz varsa arkadaşlar burada siyah mektup yapıp 40 tane görevi tamamlayıp buraya gelip Asmodeus'a girmeniz daha çok Asmodeus kesmenizi sağlar. Çünkü burada 100 tane de bir tane Asmodeus anahtarı girme şansınız var.
Burada 40 tane de bir kez Asmodeus yapıyorsunuz. Ancak tabi buradaki bossları kesin için size bir 5 dakikalık bir zaman kaybına sebep oluyor. Bu zaman kaybı sizin için önemli değilse siyah mektupla girmeniz tabii ki de daha mantıklı. İşte anahtarla gireceğim arkadaşlar. Bakalım anahtarla girince ne yapacağız? Bu sefer şunu unutmuyoruz. Şunu bir laneti kaldıralım. Bakın lanet ne diyor arkadaşlar? Canavarlara veren hasar %30 azalır. Yani bizim hasarımız geçen de %30 daha azmış. Hasarımız biraz daha artacak. Burada hayat suyunuz sıfır olduğu zaman arkadaşlar ölü aleviniz varsa verebilirsiniz. Hani belki hayat suyunuz olmak zorunda değil başta. 80 vuruyorduk işte. 115K'ya yükseldi arkadaşlar. Yani önemli. Burada laneti kaldırmanız. Burada arındırma deyip arkadaşlar peti burada oluşturuyor. Bakın 7 kez kurtuluş ankası deneyebiliyorum. 10 tane kurtarıcının pençeleri ve 5 tane görkemli kuyruk tüyü diyor. Bir denem için 30, yani 3-4 denemede bir tane çıkarırsınız. Deneyelim. İlki başarısız, ikinci başarısız. Üç başarısız. Lütfen. Şaka mı? Şaka mı bu? Lütfen. Beni bu kadar uğraştırma. Oto toplama peti. Onunla da parçaya bırakacağız. Bu geceyi boş geçirmesini istemiyorum. Yani bir saattir ben bunun için uğraşıyorum. Bu emekler için. Bunu yapmak için uğraşıyorum ve neyse bir çarı deneyelim bari gelmişken. Yapacak bir şey yok şu an. Hayal kırıktı yani. 7 kez %30 şansla 7 kez de üretememiş olmak. Anca bana nasip oldu. Buna da bineceğiz. Bakalım nasıl? Kritikle mi? Muhtemelen. 24 ise Lycan kadar vuruyor. Lycan'da 25-26 vuruyor. Kritikte full olduğu için hep 12 falan görürüz. Yattı. Bir tane tabii ki de kolum var. Bakalım bu yarayacak mı? Başlasın. Arkadaşlar Vayne olunca tabii Porky de olmayacak. Hatamız biraz daha düşecek. 10K'lara falan inecek. Daha zor kesmeye başlayacağız. Yani slot çok kalabalık olmadığı sürece kesiyor. Ancak azıcık kalabalık olduğu zaman Char direkt yatıyor. Ama beklediğimden biraz düşük performans. Dün akşam arkadaşlar Sungma portalında Puyma bölgesi gelmişti. Puyma bölgesi bize bir adet kupa verdi. Böyle son birinci köy kupamızı da aldık ve 6 kupaya ulaşmış olduk arkadaşlar. 6. kupanın ödül al dediğimiz arkadaşlar artı 10 bir tane tılsım alacağız. Ancak bu tılsımlar artı basılmıyor. Efsun eklenmiyor. Yani sadece artı 10 düz halde kullanabiliyoruz. O yüzden hangisini alsam diye çok kararsızdım. Şimdi bekleteceğim arkadaşlar. Hani sizce hangisini alayım? Yorumlarda belirtirseniz ona göre biraz daha üstüne düşünmek istiyorum. Arkadaşlar yine bir haftayı doldurmuşuz. Yüzüğümüz bitmiş. Hemen bir yüzük çıkarmamız gerekiyor. Hemen okey sandığımız var. 74 tane. Şuradan seriden umarım bir tane yüzük çıkarırız. 7 herhalde başladığında. Örümceği bir an ölümcül zannettim ama. Artık bir tane ver. Yarısını açtık ve verdi bir tane. Güzel. Bunlardan ne çıkacak? Çok mantıklı bir şey. Zaten daha da başka bir şey yok. Aynı zamanda Lycan'da da bitmiş arkadaşlar. Lycan'da da çıkaracağım. Lycan'a da geçtik. Şöyle 38 tane. Diğerinde 77 idi. Hemen hemen yarısında çıkardık arkadaşlar. Bakalım diğer yarısını burada çıkarabilecek miyiz? 8 tane de bir tane çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Erkenden de bulduk. Bunlardan ne çıktı? Antikonus ve Antika Grena mı? Çok iyi gerçekten. Bir kez daha Enigma ödülünü bulduk.
Bakalım bu sefer doğru odayı bulacak mıyız? Yani kaç seferdir doğru oda bulamıyoruz arkadaşlar. Yani artık nasıl bir totem yapsam onu bile bilmiyorum yani. Ve şuna giriyorum artık. Umarım doğru çıkar. Yeter artık ya. Gerçekten çıldırtacak bu beni. Neyse buraya gelmemizin tek sebebi Enigma Tapınağı değildi arkadaşlar. Burada bir de çan deneyeceğiz. Tabii o kadar fazla çan denemeyeceğiz bu sefer. Sadece tadımlık. 20 tane çan deneyeceğiz. Ne çıkarsa artık. Evet burada şimdi şamanla deneyeceğiz arkadaşlar. Aslında tam 1970 gibi bir gayası vardı. Normalde bize 2K gaya lazım bunun için. Ama daha önce etkinlikten bu tombaladan aldığım bir tane 500 gaya olan bir çanta vardı. Onu indirdim. Hemen işte 976'ymış aynı 2476 olduğuna göre. Ve 20 kez basma hakkımız var şu an. E para da var. 200 hem de ona gidecek. Deneyelim bakalım. Bir şey çıkacak mı? Böyle silah 20 tane çan. 20 tane de bakalım kaç tane elde edeceğiz. Tık 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 yapayım. Gerçi böyle değil tabii. Burada yapmamız gerekiyor. Birazcık seri bastık. Duralım. Kaç tane üretmiş şu ana kadar? Çok kötü bir tane üretmişten. Gerçi önemli olan sayısı değil. Nasıl bir şey geldi? Kaç? 2, 6, 9 tane. Zaten 10 taneydi arkadaşlar. Bir tane az, sıkıntı değil. Bakalım güzel bir çan var mı? Şansımıza patlıyoruz arkadaşlar. Bayılması 2 olması bayılmasının patladığı anlamına gelir mi? Canavarı patlamıyor ama. Bunu bir kontrol edelim ama bu yine hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Ama çok güzel değil tabii. İkincisine bakalım. İkincisi vasat. Ölümsüz 2 ile başlamış. Çok gerekli gerçekten bunlar. Hayvan bir. Çöp. Şeytan bir, becerisi kırık, at gitsin. Ortalama bunu da at gitsin ve sonuncusu şeytan bir falan filan. Belki bu biraz iş yapabilir arkadaşlar. Bu da bir bakacağız. Aslında bu videoda şaman için Aura Farm'ı denemesi yapacaktık. Ancak Asmodeus etkinliği geldi. O yüzden bu etkinliği yapmak zorunda kaldım. Bir sonraki videoda Aura Farm'ına kesinlikle değineceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.